Yeni nesil, eski nesil, matematik, geometri fark etmez. Yeksummatı takip eden bu soruları affetmez. Katlama sorusu deşifre serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Günlük dozumuzu alalım. Şimdi 16. soru ve 19. soru üzerinde size katlama sorularının mantığını göstereceğim. Sorularımız Günay Yayınları Akçe Eğitim'den. Söz uzatmıyorum. Deşifre başlasın. Arkadaşlar, şimdi bu soru üzerinde size katlama mantığını göstereceğim. Sizden tek bir isteğim var. Lütfen bu iki şekli benden önce çizin ve yorumlamama dikkat edin. Şimdi katlama sorularının ana mantığı neydi arkadaşlar? Neydi? Bakın, örnek veriyorum. İki türlü katlama var. Örnek üzerinde anlatacağım. Birincisi, şu sol tarafta gördüğünüz üçgeni katladığınız zaman eğer şu nokta şuraya geliyorsa, bakın ne oluyor? O zaman şöyle bir üçgen oluşur. Şu yeşil üçgene dikkat edin. Bunlar birbirinin nesidir? Aynısıdır. Şu açı aynı olacağı için burası 90, burası 90. Şu uzunluk buraya geldiği için bununla eşit, bu uzunluk bununla eşit. Daha sonra şu eşit açıyı da gösterelim. Bakın şu açılar da birbirine eşit. Şu açıyla da şu açı birbirine eşit oluyor. Birinci mantık bu. Ama katladığın zaman bu üç nokta doğrusal olursa bu. Peki başka nasıl olabilir hocam? İkinci mantığını gösteriyorum. Çok dikkat edin. Yine bir katlama yapacağız. Şimdi katladınız mesela böyle. Katladıktan sonra oldu şöyle. Bakın dikkat edin. Bu sefer bu nokta buraya geldi. Üçü burayla üçü, bu nokta üçü doğrusal değil. Heh. O zaman ne yapacağız? Şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Şu açıyla şu açı aynıdır. Kapattığın zaman çünkü üstü aynı yere geliyor. Şu açıyla, bak şu boyadığım yerle şu boyadığım yer aynıdır. Şu açıyla şu açı aynıdır. Şu uzunlukla şu uzunluk aynıdır. Şu uzunlukla da bu uzunluk aynıdır. Tamam mı? İki tane katlama pozisyonu var. Katlama sorularının mantığı bu kadar. Gerisi sizin üçgenlerde öğrendiğiniz diğer temel bilgilerdir arkadaşlar. Şimdi bakın bu temel bilgilerden ikizkenar üçgen bilginizi bu soru üzerinde sınayalım. Şimdi bir katlama var. Katlandığı zaman sağ taraftaki şekil oluşmuş. AB 4'müş. Tamam vermiş. BC 20. Çok güzel. AC diktir AD. AC diktir CD. Tamam. AC diktir CD. Zaten şurada göstermiş. Tamam. Şurada da dik oluyor. Yine görelim. Butonu şöyle tam çizin. Yoksa sıkıntı yapar. ADC 45 derece. ADC. Ortadaki açı kim? D. O zaman orası kaç derece oluyormuş? Şurası 45 derece oluyormuş. Çok güzel. Şimdi değerli arkadaşlar. Ya bu sorunun bu şeklin üzerinde açılım yapın. Ya da sol taraftakinde. Hangisinde yapalım? Sol taraftakinde yapalım bence. Onu da kapayalım. Şimdi kapadığınız zaman şöyle. Birazcık daha net olsun. Şöyle bir şekil oluşuyor. Burası 4 ise burası ne oluyor? 4 oluyor. Burası 20 ise 20 olan uzunluk bu oluyor. Tamam. Burası 45. Şurası da yine 45. Şimdi bir şey biliyoruz. İkizkenar bir üçgen gördüğümüz zaman ne yapacaktık? Hatırlayın. Bunun temel bir sloganı var. İkizkenar üçgen dik ister. Neymiş? İkizkenar üçgen dik ister. Buradan aşağı şöyle bir dik indirdik mi? Hoppa ikiye böldü. Tamam. Burada da bir ikizkenar üçgen var madem. Hangi ikizkenar üçgen var arkadaşlar? Dikkat edin. Şurası 45 derece olsun. Burası 45 derece. Şu ikizkenar dik üçgen olduğu için şurayla şura birbirine eşit. Dikini çekelim. Hop çektim. Şimdi dikkat edin. 90, 45, 45. 45'in gördüğünü A deyin. Bu 45'in gördüğünü A deyin. A 90'ın gördüğü neydi? A kök 2. Tamam güzel. Peki. Peki. Tabanı eşit parçaya bölüyordu ya. Şurası da ne kadar olacak? A kadar olmayacak mı? Evet. Peki şurası 4. O zaman buraya ne kaldı? A eksi 4 kaldı. Bakın arkadaşlar. Şurada çok güzel bir üçgen oluştu. Gördünüz mü? Acaba ne üçgeni olabilir? A eksi 4. A 20 üçgeni. Çok zor olmasa gerek. 12, 16, 20'dir bu. 12, 16, 20. Bakalım. A 16 olsa oluyor mu? Oluyor.
16'dan bir 12 oluyor. Tamam. A kaç? 16. Bana ne soruyor? B üssü D uzunluğunu soruyor. B üssü D uzunluğunu bana şuradan şuraya kadar uzunluğunu soruyor. A neydi? A 16 ile. 16'dan 4 giderse şurası 12. A 16 ile. Bana sorulan yer arkadaşlar şuradan şuraya kadar olan şu kısım. Burada göstereyim. 12 artı 16. O zaman ne geliyor buradan? 28 geliyor. Evet. Katlamanın mantığı bu. Tamam mı? O yüzden temel bilgileri öğreneceksiniz. Ondan sonra pekiştireceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu soruya bakacağız. Sorumuz yine Günay Yayınları Akçe Eğitim'den. Bu sorular dörtgen fasikülünde arkadaşlar. Soranlar için dörtgen fasikülünde. Şimdi bu soruda ağırlık merkezinin önemini ve ikizkenar üçgenin ne demek olduğunu da sizlere göstereceğim. Şimdi sorumuza dikkat edin. Şekil 1'de verilen ABC ikizkenar üçgeni şeklindeki kağıt A köşesinden DE boyunca katlandığında A köşesi çekirdekte gibi G noktası üzerine gelmektedir. G ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. AB eşittir BC, AD eşittir DC. Çekirdekteki boyalı bölgenin alanı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Ne diyor bana? Ne diyor bana? Diyor ki G noktası ağırlık merkezi. Bu bir. AB ile BC birbirine eşit. Bu iki. Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Ben şuradan şöyle bir dik çeksem, ikizkenar üçgen ne isterdi? Dik isterdi. Ona şöyle bir dik çektiğiniz zaman, tamam mı arkadaşlar? Dikkat edin, ona bir dik çektiğiniz zaman bu ağırlık merkezinden geçecektir. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şöyle de çeksen bu böyle tam ağırlık merkezinden geçer. Neden? Çünkü ikizkenar üçgende tepeden tabana çekilen dik tabanı iki eşit parçaya bölen. Bu bir. Birinci bilgiyi anlattım. Şimdi şunu biliyorum. Ağırlık merkezinin özelliği şu. X'e 2x diyorum. Bakın çok dikkat edin. Bilmeyen arkadaşlarım olabilir. Tabanda aynı doğru üzerindeler. Tepede bir çatı var. Gördünüz mü? Buraya A dersen o zaman burası kaç A olacak? Burası 2A olacak. Alan parçalamayı bilmeyen arkadaşlarım öğrensinler. Alan parçalama geometrinin kalbi. Ben de çok severim. Çok severim ama fırsat olmuyor bazen. Burası A ise burası da ne olacak arkadaşlar? A olacak. Tamamı 4A oldu. O zaman şurası da ne oldu? 4A oldu. Şekil 2'deki boyalı alan ne? Yeşil ve boyalı alan 4A, 6A olmuş oldu değerli arkadaşlar. Şimdi ben başka bir şey arıyorum. Evet. Ne arıyorsun mektubuma? Şimdi şu x dediğim şey katlamanın mantığını neydi arkadaşlar? Şu farklı bir renkle yapacağım. Şöyle. Elit bir renk olsun. Heh. Katladığın zaman bak şu var ya. Şu şununla aynı. Yani buna x demişsen bu da x'tir. Burası 6 olduğu için burası da ne oluyor? 6 oluyor. Yani yine burası da ne? 6. Tamam. Aa, hatta o zaman burası 6 ise bu da 6. O zaman burası ne oldu? 12 oldu mu? O zaman şöyle bir dik üçgenden bahsediyoruz. Rengim de çok elit. 6, 12 daha 18. Diğer yarısını da çizelim. Çizelim mi? Yok gerek yok. Oradan 4 ayı buluruz demek. 18, 6. Şu alanı buluyorum arkadaşlar. Bakın şu alanı. Taban çarpı yükseklik. Taban 6, yükseklik 18 bölü 2. 18 2'ye bölün 9. 9 kere 6 ne yaptı? 54 yaptı. 4A dediğim yer nereye denk geldi? 54'e. 4A dediğim yer 54'e denk geldi. Bana lazım olan yer 6A. 6A lazım. Nasıl gideceğim? Şöyle yapsam daha iyi olur. Kaç katı? 2'ye böl 3 ile çarpmış. 2'ye böl 27. 3 ile çarp 81. Taktik bu. 2'ye böl 3 ile çarp. Bunu elde ediyorsun. Bunu da 2'ye böl 3 ile çarp 80. Cevap bursa. Alan parçalamaya dikkat edeceksiniz. İşte katlamayı burada ne kadar kullandım? Çok az bir şey kullandım arkadaşlar. Bakın katlamanın mantığı bu kadar. Ama katlama sorulur. Akla neler geliyor? Öyle korkacak bir şey yok ya. Saçmalamayın. Temelin varsa şu anlattıklarımda biliyorsan yürü git üzerine. Yapamazsan kalem utansın. Arkadaşlar güzel bir soru çözümünün sonuna geldik. Sorularımız tekrar söylüyorum. Günay Yayınları'nın Akçe Eğitim Dörtgenler Fasikülü'nden böyle geometri ile ilgili ara ara artık paylaşımlar yapacağım. Bu konsepti beğenenler yoruma çökmezse ayıp eder.